Yaklaşık Kasım ayından Mart'ın sonuna yaklaştığımız şu günlerde 5 aylık periyodik dönemde güzel bir kış geçirdik. Yağışlarımız çok güzel. Şöyle söyleyebilirim. Geçen yılın yaklaşık olarak 2 katından daha fazla yağış aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Karaman elma üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden biri. Ağaç sayısı olarak birinci, üretimde ikinci sıradayız ve gün geçtiği sırada modern bahçelerimiz kurulmaya devam ediyor. Tabii elma için kış çok önemli. Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir. Bundan dolayı da kışın güzel geçmesi ağaçların verim açısından büyük önem arz etmektedir. Çiçeklenme döneminin gecikmesi de tabii bir etkendir. Karaman için bu yıl elmamız da güzel para etti. Hem ihracatımız güzel oldu. Mevsim olaraktan da iyi olduğunu düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi meyve türleri arasında elma kış dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan meyvelerden biridir. Ama özellikle söylüyorum. Nisan ayının 15'inden sonra Mayıs'ın ilk haftasına kadar 5'ine kadar olan süreçte de iklim olaraktan da inşallah don olayı yaşamayız. Bu yıl elmamız açısından güzel bir yıl olduğunu belirtmek istiyorum. Havaların Mart ayının özellikle karlı geçmesi elma bahçelerinde etki yaptı mı, uyanma noktasında? Kesinlikle. İşte bu mevsim tam elmanın geçiş mevsimi. Tomurcukların oluşması, ağaçtan açmasıyla hızlı bir şekilde sıcaktan çok çabuk etkileniyor. Özellikle mevsimi geldiği anda her canlı gibi elma da hızlı bir şekilde çiçeklenmeye, pembe gonca dönemini yaşamaya devam ediyor. Bu da bizi zaman içinde özellikle hep yaşadığımız april soğuklarından Nisan ayının 15'i ile Mayıs'ın 5 arasındaki soğuklar bizim bölgemizde her zaman sıkıntı yaratmıştır. Tabii önlemler alınıyor. Bu Karaman'da da bu elma ile ilgili modern bahçelerimizden bahsettik. Soğuktan, dondan korumak için çalışmalar yapıyor. Ama ben şunu belirtiyorum. İnşallah bu yıl her yönüyle bereketli geçiyor. Elmamız açısından da güzel mevsimsel olaraktan da güzel bir hava yaşayaraktan kaliteli bir elma üretimiyle ilgili sürecimizin devam edeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Mart ayı ve önceki yıllarda bu mevsimlerde bahçeleri gezdiğimizde, ziyaret ettiğimizde, yerinde incelemeler yaptığımızda biliyorsun şu anda bir yandan da elma budama devam ediyor. Şu ağaçlarda kabarma hızlı gelişiyordu özellikle Mart ayında. Ama bu yıl Mart ayının soğuk ve yağışlı geçmesi bunu geciktirdi. Ama dediğim gibi havaların 20 derecenin üzerine çıktığı bir anda da hızla bu ağaçlarda her ne kadar şu anda domurcuk oluşmasa da hızla domurcuk oluşup Nisan ayındaki o bahsettiğim soğuk zamanına kadar aşılabilecek kadar da hızlı bir gelişme oluyor. Bak, hızla çiçeklendiriyorlar. Bu anda sıcağı gördüğü anda. Ya, tabii canım, zamanı geldi.